Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve Pratik Yemekler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, gerçekten hem içiyle hem de hamuruyla ve pişirilmesiyle de püf noktalarıyla beraber çok güzel bir gözleme tarif vereceğim ve bu tarifi ben ustasından aldım. Umarım videomu sonuna kadar izlerseniz beğenirsiniz. Yorumlara da fikirlerinizi yazarsınız. 2 kilogram ıspanak kullandım. Ispanağımızı seçtikten sonra, ayıkladıktan sonra bolca yıkadık. Sonra sıcak suyun altında ufalayarak, hafif elimizle bastırarak ıspanağımızı güzelce yıkayalım. Ispanağımızın o diriliğinden çıkması gerekiyor. Hani tuzlu suyla da ovuyoruz. İşte kimimiz kavurup yapıyoruz, kimimiz hiçbir şey yapmıyoruz. Ama en güzeli ve en lezzetli olan bu şekilde sıcak suyla ıspanağımızın diriliğini kaybediyoruz ve onu bir kenara aldık. Suyunu, fazla suyunu süzdükten sonra ve gözlememizde bol kuru soğan kullanıyoruz. 3 tane orta büyüklükteki kuru soğanımı yemeklik ince ince doğradım. Onları da hazırladım, bir kenara aldım. Soğan, yağ çok önemli. Bu arada onu da hemen belirteyim. Ne kadar bol yağlı olursa gözlememiz, tereyağı da için işine girerse gerçekten yeme de yanında yat. Güzel bir lezzetli gözleme çıkaracağız ortaya bugün sizlere. Soğanlarımın hepsini tabağımın içerisine aldıktan sonra üzerine bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ koyuyorum. Sonra bir yemek kaşığı tepeleme tereyağı koyuyorum. Soğanlarım hafif sararıncaya kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi soğanlarımız istediğimiz ayara geldi. Hemen içerisine baharatlarını atıyorum. Pul biber, karabiber, kırmızı toz biber, kimyon, zencefil ve zerdeçal. Bol baharatlı bir gözleme yapacağız bugün sizlerle. Şöyle bir iki tur çevirdikten sonra bütün baharatlarımız soğanımızla karıştıktan sonra ocağımızın altını kapatalım. Şöyle de düşünebilirsiniz. İşte zerdeçal gözlemeye yakışır mı? Zencefil yakışır mı? Kimyon yakışır mı? Evet, gayet güzel yakışıyor. Gerçekten bu şekilde yaparsanız nefis bir gözleme elde edersiniz. Gördüğünüz gibi hazırladığımız soğanımızı ıspanağımızın üzerine döktük ve biraz da tuzunu attıktan sonra güzelce tamamen bütün malzemelerimiz birbirine karışana kadar kaşığımızla karıştıralım. Bu arada ıspanağımızı kevgirimizden alırken hafif hafif de yine avuçlarımızın arasında sıkarak fazla suyunu alalım. Sonra yoğurma bir kabımızın içerisine, ben ölçü kullanmıyorum, göz kararı yapıyorum. Tam da birebir geldi hem ıspanakla hem de unumuzla. Keşke ölçüsünü alsaydım, size de o şekilde verebilirdim. Yoğurma kabımızın içerisine unumuzu aldıktan sonra tabii bir tatlı kaşığından biraz fazla tuzunu atıyorum ve yavaş yavaş su koyarak kontrollü bir şekilde hamurumu yoğuruyorum. Hamurumuz yumuşak bir hamur elde edilecek. Ve ben bu hamurda maya kullanmıyorum. Kabartma tozu yok, maya yok, hiçbir şey yok. Sadece su, tuz, un. Sonra ne yapıyorum? Hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıyorum. Çok güzel yoğuruyorum. Ve toparladıktan sonra yoğurma kabımı üzerine ters çeviriyorum. Bu şekilde biraz daha bekletiyorum. Sonra tekrar çıkartıyorum. Bir 5 dakika daha yoğurduktan sonra tekrar kapatıyorum leğenimizi. Bu şekilde bir kere dinlendiriyoruz. Sonra eğer bu şeyi yaparsanız çok lezzetli olacak. Hamurumuzun da daha bir özleşmiş olacak bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi önce yoğuruyorum. Tezgahımın üzerine aldım. Tabii biraz un serptikten sonra hamurumu güzelce toparlıyorum. Sonra gördüğünüz gibi toparladıktan sonra üzerine yoğurma kabımı çevirdim. Bu şekilde bir 10 dakika dinlendikten sonra tekrar yoğurdum. Bir 10 dakika daha dinlendirdim. Sonra yumak alma işlemine geçiyorum. Yumağımızın büyüklüğü de küçük bir mandalina da kadar olabilir.
Yani yumaklarımızda şimdi göreceksiniz, çok büyük yumaklar yapmıyoruz. Tabii bu tavamızın büyüklüğüne göre. Benimki standart bir tava olduğu için benim için yeterli. Çünkü gözlemelerimizi çok ince açmamız gerekiyor. O yüzden çok büyük yumak almadım ben. Gördüğünüz gibi yumaklarımızı aldıktan sonra üzerine bir bez kapatıyorum. Bu şekilde bir 10 dakika daha dinlendiriyorum ki kolayca açılabilsin. Dinlenmiş yumağımı aldım. Tabii ben önce ne yapıyorum? Gözlemelerimi yapıyorum. Bir bezin üzerine seriyorum. Tam yarısına geldiği zaman hamurumuz, bezelerimizin tam yarısına geldiği zaman bu sefer tavamın altını açıyorum, ocağın altını açıyorum. Pişiriyorum. Böylelikle çok rahat ve kolay oluyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yarısına kadar yaptıktan sonra bezeleriniz, sonra tavanın altını açarsınız. Hem pişirip hem de gözlemelerinizi açabilirsiniz. Size şöyle inceliğini de göstermek istiyorum. Gerçekten incecik bir gözleme yufkası oldu bu şekilde. İçine de bol bol harcından koyuyoruz ki hani yani o ıspanağın tadına varalım, yiyelim. Ben 1,5 yemek kaşığı kadar koyuyorum böyle bir servis tabağı büyüklüğündeki bir yufkanın içine. Sonra yarısını gördüğünüz gibi ay şeklinde kapatarak bezimizin üzerine alıyorum. Tekrar göstermek istiyorum değerli takipçilerim. Ve gözlemede ıspanak yağı çok seviyor. Kuru bir ıspanak gözlemesi hoş olmuyor. Birazcık yağ dokunmanız gerekiyor. Hem tereyağına hem de işte zeytinyağı kullanıyorsanız zeytinyağına, sıvı yağına her neyse birazcık dokunmanız gerekiyor. Bir hafta sonunda çayın yanına çocuklarınızla beraber kahvaltıda yapıp güzelce afiyetle tüketebileceğiniz lezzetli bir gözleme tarifi değerli arkadaşlar. İstediğim büyüklüğe geldikten sonra gördüğünüz gibi iç harcından kocaman şöyle tepeli bir kaşık alıyorum, koyuyorum. Eğer baktım yeterli değilse tekrar üzerine ilave ediyorum ki dolu dolu, içi dolu dolu bir gözlem olsun. Ağzını kapatıyorum. Bu şekilde geri kalan yarısını ve bezimin üzerine alıyorum. Tam yarı yerine geldikten sonra ocağımın altını açtım. Gördüğünüz gibi artık gözlemelerimi pişiriyorum. Hafif bu şekilde de yukarıya doğru tutarsanız o alt kısımlarını da pişirirsiniz ki gözlememiz de hamurluk olmasın. Eliniz yanarsa da maşayla tutup şöyle birazcık bekletebilirsiniz. Hem hamurumuzun inceliği, hem iç harcımız, hem baharatıyla, yağıyla tam orantılı, mükemmel bir gözleme tarifi değerli arkadaşlar. Eğer bu şekilde yaparsanız bağımlılık yapacak, hatta kış boyunca her hafta yapmak isteyeceğiniz bir gözleme. Ve pişirdiğimiz gözlemelerimizin bir püf noktasında yine bir mutfak bezinin üzerine alıp araları açık açık sermeniz gerekiyor ki hamurlaşma olmasın. Sonra ben bir yemek kaşığı kadar tereyağını tavada erittim. Bu şekilde yaptım. Hani direkt tereyağını sürmedim. Tereyağını erittikten sonra hafif de birazcık da böyle hani tam yarım eritme değil de tamamen erittim. Hiç içerisinde pütürlük falan kalmadan. Sonra bir fırça yardımıyla gözlemelerimi gördüğünüz gibi bir iki fırça sürüyorum. Çok fazla sürmüyorum. Hani içindeki yağ da bildiğim için bir iki fırça gördüğünüz gibi sürüyorum ve tek tarafına sürüyorum. Bu şekilde gözlemelerimi yağlıyorum. Şöyle de bir tane koparmak istiyorum. Hem inceliğine hem de lezzetli oluşuna değerli takipçilerim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer benim videolarımdan haber almak isterseniz bildirim zilini açmanız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.